Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlçe müftülüğümüzün hazırlamış olduğu iftara doğru programında bugün sizlerleyiz. Bugün affetmek konusunu ayet ve hadisler ışığında sizlerle ele alacağız. Affetmek, sözlük manası itibariyle bir şeyi silmek, yok etmek, silip süpürmek, fazlalık artık gibi manalara gelir. Hukuki ve ahlaki terim olarak ise kötülük yapanı, suç veya günah işleyeni, hatalı davrananı affetmek demektir. Değerli dostlar, affetmek inananların vasfıdır. Affetmek kamil müminlerin özelliğidir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Estaizu billah اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْزَ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ buyuruyor. O takva sahipleri ki varlıkta ve yoklukta infak ederler, öfkelendikleri zaman öfkelerini yutarlar ve insanları affedenlerdir. İşte Allah böyle güzel davrananları sever buyurulmaktadır. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde لَا تَبَغَدُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابِرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا buyurmaktadır. Birbirinize sırt çevirmeyiniz, birbirinize haset etmeyiniz, birbirinize kün gütmeyiniz. Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz. Müminin mümine 3 günden fazla küs durması helal değildir buyurmaktadır. Değerli dostlar, affetmek bir erdemdir. Bunun en üst seviyesi ise hata ve kusur yapanı affetmekle birlikte ona iyilik yapmak ve onun için dua etmektir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Yusuf kıssasından bahseder. Onun için ahsenel gasas, yani kıssaların en güzeli buyurmuştur. Hepimiz hatırlayalım ki Hazreti Yusuf kardeşleri tarafından kuyuya atıldı. Kervan tarafından kuyudan çıkarıldı. 3-5 kuruşa Mısır'a satıldı. Ve oradan da vezirin yanında belirli bir süre hizmetkarlık yaptıktan sonra Hazreti Züleyha tarafından iftiraya uğradı. Ve böylece 14 senesini bir iftira yüzünden zindanda geçirdi. Fakat bütün bunlara rağmen Hazreti Yusuf'un tavrına baktığımız zaman kardeşleri için yine Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala buyuruyor. قَالَ لَا تَسْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاهِمِينَ Bugün size kınamak yok. Allah sizi bağışlasın. O merhamet edenlerin en merhametlisidir buyurmuştur. Yine bizim için üsve-i hasene olan, en güzel örnek olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de İslam'ı yaymak için gayret ettiği sırada karşılık bulamayınca evlatlığı Hazreti Zeyd ile beraber Taif'e İslam'ı anlatmaya gitmişlerdi. Fakat Taifliler onu çok güzel karşılamadılar. Yollara dizildiler ve Peygamberimizle Hazreti Zeyd'i taşlamaya başladılar. Bunların sonucunda Hazreti Zeyd ile Peygamberimiz kanlar içerisindeyken Hazreti Cebrail aleyhisselam geldiğinde "Ya Resulallah, eğer dua edersen Allah-u Teala bu iki dağı birleştirecek ve onların hepsini helak edecek" dediğinde "Ey Cebrail, onlar bilmiyorlar. Allah-u Teala belki onların içerisinden İslamiyet'e hizmet edecek insanlar çıkaracaktır" dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olarak bize düşen de birbirimizi affetmektir. Anneler babalar evlatlarını affetsinler, evlatlar anne ve babalarını affetsinler. Komşular birbirlerini affetsinler, kardeşler birbirlerini affetsinler. Ve sonuç olarak yine Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın bizlere bildirdiği bir dua ile sohbetimi bitirmek istiyorum. Estaizu billah. Rabbena gfir lana ve li ihvanina allazina sabaquna bil imani ve la tec'al fi kulubina gillen lillazina amanu. Rabbena inneke raufur rahim. Rabbimiz bizleri ve bizden önce iman eden kardeşlerimizi bağışla. İman eden kardeşlerimize karşı kalplerimizde hiçbir kin bırakma.